Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Bugün sizinle teknik olmayan bir konuda konuşacağım. İnsan kendini nasıl eğitir? Şimdi biliyorsunuz biz eğitim almak amacıyla üniversiteye gidiyoruz. Ya da ne bileyim kurslar var, belli programlar var. Şu an internette ücretsiz bir sürü webinarlar var. Bunların her birine gidersiniz. Teknik konularda eğitim alırsınız. Hatta teknik olmayan konularda bile o kadar çok böyle insanın kendini yetiştirmesiyle ilgili işte Instagram'da kısa süreli konuşmalar var, YouTube'da var, orada var, burada var. Ben de yapıyorum. Kendi tecrübelerimi de aktarıyorum. Peki biz kendimizi nasıl eğitiyoruz? Şimdi hani çok meşhur bir söz var ya, her şey işte insanın kendini tanımasından kaynaklanıyor diye. Doğrudur da. Şimdi insanın bir karakteri var. Bir duruş şekli var. Bir kendini anlatma yöntemi var. Bunlar aslında bizde artık oturmuş şablonlar gibi. Şimdi ben zoru seven biriyim. Yürünmeyen yollarda gitmeyi seven biriyim. Bu beni motive ediyor. Ama bunlar benim bir hedef koyuyorum. Ona ulaşmamdaki seçtiğim yöntem. Bu demek değil ki ben her Allah'ın günü kalktığımda hayatın en zor tarafını seçiyorum. En zor şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Bu doğru değil. Bir kere insanın yapısı böyle herkeste, sizde de vardır. Canının istediğini yapmak ister. Yani bir sorumluluk olmasın, bir gereklilik olmasın. Hatta çoğu şeyden de vazgeçeriz ki bize sıkıntı yaratmasın diye. Bakın hani gamsız insanlar var ya, aslına bakarsanız çok şey istemeyen, kanaat getiren insanlar. Hani çok da dertlenmezler. Fakat böyle kendine bir hedef, bir yol seçen kişiler böyle yapamazlar. Şimdi ben her sabah kalktığımda, çok kurallı düzenli yaşamaya çalıştığım için itiraf edeyim, hiçbir sorumluluk olmasın istiyorum. Ben hiç zorlanmayayım. İşte birkaç gün önce kendime bir günlük ara verdim. Hayat ne kadar güzelmiş. Yani hiçbir şeyi kendime dayatmıyorum. Hiçbir şeyi yapmak zorunda hissetmiyorum. Bunlar kolay şeyler. Herkes kolayı sever. Herkes hayatının kolaylaştırılmasını ister. Herkes hayatını kolaylaştıran kişiye karşı sempati duyar, sevgi duyar, saygı duyar. Aslında biz normalde ne istiyoruz? Her şey bize kolay olsun istiyoruz. Yani bize ne kazandırıp ne kazandırmadığı, işte şahsiyetimize, yapımıza etkisini falan hiç düşünmüyoruz. Normalde biz günü de kurtarmak istiyoruz. Tamam, hedefler koyalım, planlar yapalım, ona gün be gün uyalım. Ama bizim bir de günü kurtarma gibi bir derdimiz de var. Her akşam başımızı yastığa koyduğumuz zaman biraz bizim huzurlu hissetmemiz lazım. Bu ne demektir? Günü kurtarmak demektir. Şimdi dediğim gibi ben de istiyorum hayatım kolay olsun. Şimdi hayatı aslında zorlaştıran biziz. Neden? Bazı kurallar koyuyoruz. Biz o kurallar yerine gelsin diye bazı sorumluluklar üstleniyoruz. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ve bu böyle biz daha bütün hissediyoruz kendimizi. Ama biraz nasıl söyleyeyim? Benim kullandığım bir yöntem var.
Şimdi ben önemli bir şey yapacaksam o gün mümkün olduğu kadar çok sorumlu davranıyorum. Üşenmiyorum. Bakın bu kolaya kaçmak biraz da üşenmekle alakası var. Hakikaten üşenmeyi seviyoruz. Ben de seviyorum. Yani bu nasıl söyleyeyim, kendine kurallar koyan kişi kuralları seviyor diye, ki ben kuralları çok severim çünkü hayatımı kolaylaştırdığı için. Ama bu demek değil ki ben biraz esneklikten yana değilim. İstiyorum ama yapmıyorum. Bakın burada otokontrol devreye giriyor. Siz kendinize söz geçirebiliyor musunuz? Kendinize istediğinizi yaptırabiliyor musunuz? Bu kendini eğitmek işte böyle bir şey. Gerçekten de çok zor. Yani bir insanın kendine kural koyup onu yaptırtıyor olması gerçekten takdire şayan. Düşünsenize, birileri sizin istediğiniz gibi davranması için ne kadar çok uğraşıyorsunuz, değil mi? Bunu ya sevgi göstererek yapıyorsunuz, sevdiğiniz kişinin size istediğiniz gibi davranmasını bekliyorsunuz, bunu hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ya da zor kullanıyorsunuz, o kişinin bütün imkanlarını kısıtlıyorsunuz. Hatta bunun için fiziksel şiddet, ruhsal şiddet kullananlar da var. Ne yapıyorsunuz? Bunlarla başkalarının size istediğiniz gibi davranmasını mecbur ediyorsunuz, ona zorluyorsunuz. Şimdi yabancılara karşı geliştirdiğiniz stratejileri kendinize uygulayabilir misiniz? Kendinize kıyabilir misiniz? Yani bu ne demektir? Yani şimdi kendimi seveyim dediğinizde onun istediği şey, ben size söyleyeyim, kolaya kaçmak ve üşenmek. Şimdi severek ya da kendinize saygı duyduğunuzda, ya işte bugün de böyle davransın falan, ama ne zamana kadar? Ruhsal şiddet ya da fiziksel şiddet mi kullanacaksınız? Şimdi burada disiplin devreye giriyor. Disiplinli olabiliyor musunuz? Kendinize söz geçirebilmeniz için her şeyden önce İnsan da bir, nasıl söyleyeyim, fiziksel bir makine. Ama aynı zamanda böyle hayvanlara uygulanan yöntemler var ya, bizde de geçerli. Mesela havuç ödül, değil mi? Hayvan deneylerinde işte onların yapısını anlamak için kullanıyorlar ya. Ondan sonra, şimdi bu havuç ödül o kadar ki, hani dolandırıcılar bile işte bir verirsen ben sana beş vereceğim diye çok astronomik şeyler öneriyorlar. Millet de kuzu kuzu inanıp yapıyor ya. Şimdi aslında biz de bunu kendimize nasıl uyguluyoruz? Şimdi benim çok kahve içmemem lazım. Ben çok kahve seven biriyim. Hani kahvesiz uyanamayan kişiler vardır ya. Yıllar içinde bağımlı oluyoruz tabii. Şimdi tabii yaşla birlikte bu kalp çarpıntısı yaptığı için ben istediğim kadar, istediğim saatte ben içemiyorum. İçtiğim zaman canım felaket yanıyor. O yüzden ben bu acıyı çekmemek için kendimi disipline ediyorum. İşte saat 1'e, gündüz 1-2'ye kadar 2 fincan kahve içme. Ki bunu kendim belirledim. Baktım böyle yaptığım zaman problem yaşamıyorum. Ondan sonra hiçbir şekilde kahve içmiyorum. Ya yılbaşı oldu. Yılbaşında insan bir kendine bir esneklik sağlar, bir içmez mi? Gidip bir kafede bir yerde oturur vesaire. Hayır. Bu disiplini bozmadım ki dedim ki eğer yarın da kahve içmek istiyorsan bu gece içmeyeceksin. Aynı şekilde ne zaman böyle kahve krizi geliyor, diyorum ki Nuray, eğer yarın da içmek istiyorsan şu an, yani havucu böyle uzatıyorum. Şimdi bu işe yarıyor mu? Vallahi yarıyor. En azından bir aydır işe yarıyor. Yani
kendimi disipline etmenin yolu, yani fiziksel olarak bir şey işe yarıyorsa ruhen de yarıyor arkadaşlar. Yani şimdi ruh fiziksel olarak kanıtlanmış bir şey değil. Ama biz ruhumuz olduğuna insanlık tarihinden itibaren biz buna inanıyoruz. Yani ruh diye bir şey var. Aynı şekilde ben de kendime eğer bunu istiyorsan senin bunu yapman ya da yapmaman lazım diye kendime söz geçirmeye çalışıyorum. Şimdi benim size önerim, şimdi böyle disiplinli olmaya kendinizi alıştırırsanız bazı özellikleri de kendinize kazandırabiliyorsunuz. Mesela eskiler buna nefis terbiyesi derler. Şimdi bu gerçekten önemli. Şimdi yani sizin kendinize söz geçirmeniz demek, her ne şeyle uğraşıyorsanız o yaptığınız planlara uyuyorsunuz demektir. Küçük küçük adımlarla yolunuza devam etmek sabrını gösteriyorsunuz. Çünkü sabır da bir kendini eğitme, kendini terbiye etme meselesidir ya. Şimdi aslına bakarsanız çok fazla kişisel gelişim kitabı var ama bizim kendi kültürümüzden gelen bilgi birikimlerimiz de var. Dini motiflerle çok süslendiği için biz bunları ayıklayamıyoruz. Aslında Hristiyanlar bunu yaptı. Bakın onların kişisel gelişim kitaplarının temel doktrini Hristiyanlığın temel prensipleriyle çok uyuşur. Bizimkiler de çok farklı değildir. Sonuçta herkes insanı disipline etmek, bir hedefe kanalize etmek, kendini kontrol etmesi. Bununla ilgili okuyabiliyorsanız bizim kendi tasavvufla ilgili kitaplarımızı da okuyabilirsiniz. Şimdi ben okuyor muyum derseniz, yani çok ayıklaya dinlemeniz lazım. Yani o kültüre biraz alışık olmanız lazım. Bizdeki düşünürler bunu yapmıyorlar. Dini etiket istemedikleri için. Ama orada da bir bilgi birikimi olduğunu bilmenizde fayda var. Mesela size yabancılardan bir örnek vereyim. Benim de takip ettiğim bir mentorum da var. Şimdi onun çok söylediği bir şey, şükredin. Bakın şükretmek bizim kendi dini kültürümüzde de var, onlarda da var. O yüzden hani meditasyon yapıyor ya bazı insanlar sabahları. Ne söylüyorlardır? Şükrediyorlardır. Yani şükretmek olanı kabullenmek gibi. Yani benim verdiğim sadece bir örnek. Şimdi şükretmek bazılarını eğitir. Herkesi eğitir mi? Şimdi sizin kendi kendinizi tanıyıp size ne hitap ediyor onu bulmanız lazım. Ben şükretmeyi seviyorum. O yüzden buna örnek verdim. Bana yarıyor. Ben bunu deneyerek buldum. Yani herkes ne yapıyorsa ben de onu yapayım. Onlar ne hissediyorsa ben de onu hissedeyim. İyi olayım, kendimi kontrol edeyim. Böyle bir şey yok. Herkesin yapısı ayrı, yaşantısı ayrı, fiziksel koşulları ayrı, nelerden etkilendiği ayrı. O yüzden kendi yolunuzu kendiniz seçeceksiniz. Bir sürü yöntem var. Ama dediğim gibi kuralları kendinize koyun ama ne zaman esneteceğinizi bilmeniz lazım. Çünkü hiçbir zaman katı olmak doğru değil. Esniyor olabilmeniz lazım. Biliyorsunuz katı malzemeler kırılır.
esneyenler ayakta kalır, ağaçlar gibi. Değil mi? Ben rüzgar türbinleriyle uğraşıyorum ya. Şimdi bu türbinlerin rüzgar esnasında esnemesi lazım. O esneme özelliği kazandırılıyor. Ve ağaçların rüzgar estiğinde nasıl dallarının, yapraklarının yön değiştirip esnediği örneği verilir ya, aynı şekilde sizin de olaylar karşısında ağaç gibi dik durabilmeniz için zamanı geldiğinde esnemeyi bilmeniz lazım. Herkese kolaylıklar dilerim.